Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 9. sınıflar mesleki gelişim dersi 1. dönem 2. yazılı soru örneklerini sizlere bir kez daha hatırlatalım istedik sınav öncesi. İnsanlar okuduklarının yüzde kaçını hatırlamaktadır? İlk sorumuz, evet, bilimsel bir veridir arkadaşlar, ortalama bir veridir. %10'udur. Buraya sizin için işaretledim önceden. Bir diğerine bakıyoruz. Kendi kendini okuyarak öğrenen kişi aşağıdaki öğrenme yöntemlerinden hangisini kullanır arkadaşlar? Bu bizzat kendi gördüğü ve okuduğu için görsel öğrenme yöntemi denir arkadaşlar. Bu kinetik öğrenme, işitsel, dokunsal değil, görsel öğrenmedir. Bizzat kendisi okumalı. Cevap C seçeneği bu soruda. Diğerine bakıyoruz. Problem çözme yöntemi hangi aşamayla başlar? Öncelikle problemi çözmeden önce ilk aşama nedir arkadaşlar? Problemi bir kere fark edeceksin, değil mi? Bir ortaya çıkacaksın. Problem nedir onu bir irdeleyeceksin. Problemin fark edilmesi cevabımız B seçeneği olacak bu soruda. Diğerine bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi öğrenen ile ilgili faktörlerden biri değildir ifadesi var. Bakın değildir soru köküne dikkat ediyoruz. Hangisi değildir? Telaffuzluk mesela, telaffuz edilebilirlik. Bunlardan biri değil arkadaşlar. Direkt şöyle bir işareti koyuyorum. Eski yaşantılar var. Olgunlaşma, güdü, bunlar öğrenenle ilgili faktörlerken telaffuz edilebilirlik bunlardan biri değil arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacak bu soruda. Bu sayfadaki son soruya bakıyoruz. Hemen 5. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi bir sorunun çözümünü destekleyen ve engelleyen güçlerin ortaya çıkartılarak pozitif etkenlerin güçlendirilmesi ve negatif etkenlerin yok edilmesi veya zayıflatılması için kullanılan bir tekniktir? Biz neyin tarifini yaptık arkadaşlar? Kuvvet ve güç analizinin. Direkt söyleyelim, cevabımız A seçeneği olacak bu soruda. Diyoruz ve geçiyoruz başka bir sayfa ve soru grubuna. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal uyum kapsamında eğitimin sosyal faydalarından biri değildir? Sosyal faydalarından biri değildir, ona bakacağız. Demokratikleşme bu faydalardan biri. Bireyin daha fazla gelir elde etmesi, yönetilme, suç oranında azalma. Bunlar var yani, ama yönetilme bir sosyal fayda değildir arkadaşlar. Burada daha fazla gelir elde edebilirsin, demokratikleşebilirsin, suç alanında azalma olabilir. Ama yönetilmek eğitim alanında, yani daha doğrusu toplumsal uyum kapsamında eğitimin sosyal faydalarından biri değil arkadaşlar. Cevabımız Bursa seçeneği olacak bu soruda. 7. soruya bakıyoruz. Bilgi edinmek amacıyla kullandığımız yayınlara ya da bilgiye ulaşabileceğimiz kaynakların tümüne ne ad verilir arkadaşlar? Tabii ki adı üstünde, bilgi kaynağı olacak. Cevabımız C seçeneği bu soruda. Aşağıdakilerden hangisi balık kılçığı yöntemi için söylenemez? Bakın balık kılçığı yöntemini biliyoruz ki mesleki gelişimde. Dolayısıyla neydi ve hangisi olamaz, ona bakalım. Problemin nedenlerini ortaya koyar. Balık kılçığı yöntemi bu var mıydı bu özelliklerinde? Tabii ki var. Problemin çözümünü gösterir. Bu da var. Alt nedenler belirtir. Bu da var. Problem en sağa yazılır. Arkadaşlar bu yöntemde en sağa yazılır şeklinde değil, tam tersi olacak. Cevabımız onun için Denizli D seçeneği bu soruda. Diğer soruya geçiyorum. 9. soruda yine kısa bir sorumuz var. Bir değişkenin alabileceği en küçük değer ile en büyük değer arasındaki sayıların tümüne ne ad verilir ifadesi var ki o değişken değer aralığıdır arkadaşlar. Bir aralık içerisinde olmalıdır ki değer alsın. O da değişken değer aralığı, doğru cevap olacak 9. soruda. Evet, 10. soruya bakıyorum. Aşağıdakilerden hangisi anket soruları hazırlanırken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir ifadesi var. Arkadaşlar değildir soru köküne dikkat ediyoruz. Soru tipi belirlenmelidir. Evet. Soru sayısı belirlenmelidir. Bu da evet. Soruların açık ve net olmasına özen gösterilmelidir. Bu da evet, ama sorular karışık sıralanmalı olmamalı arkadaşlar. Burada bir düzen olmalı, o soruların belirlenmesi ve sırası belli bir düzene göre olmalı. Cevabımız, dolayısıyla bu arada işaretleyelim, C seçeneği diyelim ve geçelim bir başka sayfaya. Herhangi bir düzenleme yapılmamış verilere, bakın herhangi bir düzen olmayacak, herhangi bir düzenleme yapılmamış verilere ne ad verilir ifadesi var ki bu bir sürü yığın, değil mi? İş yığını falan da deriz ya. Evet, o yığın olarak ifade edilir.
Daha sonra düzenleme yapılır. Adım adım ilgi ve ihtiyaç duyuldukça. Cevabımız B seçeneği. Yığının tanımı yapılmıştır burada. Düzenleme yapılmamış veridir arkadaşlar yığın. Araştırmacının oluşturduğu probleme cevap olabileceğini düşündüğü varsayımlara ne denir ifadesi var ki? Hipotez arkadaşlar. Varsayımın diğer ismidir zaten. Hipotez bilgisi. Onun için cevabımız A seçeneği diyelim. Hızlıca ve basit bir şekilde. 13. soruya geçiyoruz direkt. Burada medyan olarak da bilinen ortalama belirleme amacıyla kullanılan istatistik kavramı aşağıdakilerden hangisidir? Yani medyanın bir diğer adı arkadaşlar ortancadır değil mi? Bunu hatırlayın, istatistik konusunu işlerken hatırlamıştık. Medyan eşittir ortanca. Cevabımız A seçeneği olacak bu soruda. 14. soruya bakıyorum. Yeni bir eve taşınan birinin adresi sorulduğunda bir önceki ev adresini vermesi hangi öğrenme aktarımını örnektir arkadaşlar? Önceki adres aklınıza geliyor, yeniyi unutmuşsunuz. Biz buna ne diyoruz? İleriye ket vurma. Yani önceki bilgiyi yani daha sonraki tutulan bilgiyi unutup gerideki bilgiyi hatırlama, ileriye ket vurmadır. En son öğrenilen bilgiye ket vurmadır. Cevap B seçeneği olacak bu soruda. Diğerine bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir yöneticide bulunması gereken özelliklerden değildir ifadesi var soru köküne. Dikkat ediyoruz. Değildir arkadaşlar. Çalışanları yakından tanıyabilme olmalı. Yeniliklere açık olabilme olmalı. Tarafsız davranabilme en güzelidir. Ama iletişime önem vermeme o iş yerindeki başarılı bir yöneticiden bahsediliyor olmasa gerek arkadaşlar. Herkes de iletişimi sağlıklı ve güzel olmalı o yöneticinin ki o iş yerinde başarılı olsun. Çalışanların görüş ve düşünceleri alınarak hazırlanan planlara ne ad verilir? Bir şirkettesiniz, sizin de görüş çalışıyorsunuz, patron değilsiniz, işçisiniz ve sizin de görüşünüz alınıyor arkadaşlar. Bu tarz hazırlanan planlara ne diyorduk? Hatırlayın. Demokratik plan, herkesin fikir özgürlüğünü sergilediği planlar arkadaşlar. Genel plan, zorlayıcı plan, değişmez plan, bunlar size sorulan planlar değildir. Ama size soruluyorsa bilin ki demokratik bir plan var ortada. Öğrenme sürecini gösteren şema hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Evet, öğrenmenin adımlarını arkadaşlar biz biliyorsunuz ki şematik olarak sizlere anlattık. Bir kere kısa süreli hafıza, düzenli ve aralıklı tekrar olacak. Uzun süreli hafızada da sınama ve öğrenme şeklinde gidecek. Bakıyoruz, kısa süreli hafıza bu gitti. Var. Arkasında düzenli ve tekrar aralıklı tekrar olacak. Bu da gitti. Şimdi A mı D mi? Devam ediyorum. Arkasından olması gereken biliyorsunuz ki uzun süreli hafıza. Yöntem bu şekilde ifade ediyor ama burada tekrar yapma var. Bu da gitti. Dolayısıyla cevabın kısa süreli hafıza, düzenli ve tekrar aralıklı tekrar, uzun süreli hafıza, sınama ve öğrenme şeklinde olması gerekiyor. Öğrenme sürecini gösteren şema arkadaşlar. Diyelim ve geçelim 18. soruya. Projenin yazılması aşamasında bölümler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Projenin yazılma bölümündeki aşamaları biliyoruz. Hangisi bunlardan değil bakalım. Koşullar bir kere gerekli arkadaşlar proje için. İçindekiler bölümü gerekli. Özeti mutlaka gerekli ama proje için ön söze gerek yok arkadaşlar. Bu bir roman değil. Sonuçta cevabımız D seçeneği olacak bu soruda. 19. soruya bakıyorum. Bir yerde geliştirilip bulunan fikir, bilgi ve tekniklerin başka bir yerde uygulanması sürecine ne denir ifadesi var ki? Bilgi üretimi, güncelleme, toplama değil. Bakın bir yerde üretip bir başka yere bilgiyi oraya transfer ediyoruz demektir. Cevap C seçeneği arkadaşlar bu soruda. Bir yerden alıp diğerde başka bir yerde kullanıyoruz. Çünkü bu da transfer, bilgi transferini bizlere hatırlatıyor. Herhangi bir konu hakkında herhangi bir grup ya da topluluğa bilgi vermek amacıyla gerçekleştirilen sözlü ve veya görsel iletişime ne ad verilir ifadesi varken bize burada sunumu anlatıyor değil mi? Sunumlara katılmışsınızdır. Orada bir topluluğa karşı konuşulur. Ve burada sözlü ve görsel hem konuşulur hem de ekrandan bir şeyler yansıtılır. İşte buna sunum deniyor arkadaşlar. Son soru bu sayfadaki herhangi bir konuda kişilerin görüşlerini almak amacıyla hazırlanmış soruların ve muhtemel cevapların bulunduğu soru kağıdına ne ad verilir? Bu sefer neyin tanımını yaptık arkadaşlar? İşte anket. Cevabımız
A seçeneği olacak bu soruda diyelim ve gelelim artık son sayfadaki son 4 soruya. Aşağıdakilerden hangisi teknik yapılarına göre ayrılan planlar arasındadır? Bakın teknik yapısına göre ayrılan planlardan bahsediyoruz. Bu kısa süreli plan değil arkadaşlar. Genel plan zorlayıcı değil. Değişken planlar arkadaşlar teknik yapılarına göre ayrılmak zorundadır. Dolayısıyla cevabımızın B seçeneği olduğunu bir kez daha hatırlatmış olduk sadece sizlere. Eminiz ki bunları zaten biliyorsunuz çok çok iyi. Amacımız hatırlatmak. Her birim belli kuruluşlara ya da gruplara hizmet edecek biçimde bir yapıya sahip. Doğru. Bahsedilen örgütlenme türü aşağıdakilerden hangisidir ki? Hangi örgütlenme türünün böyle bir özelliği var arkadaşlar? Ona bakıyorum. Fonksiyonel örgütlenme değil. Üretim esaslarına göre örgütlenme bu da değil. Hizmet edilen kurumlar esas alınarak yapılan örgütlenmedir. Bu bahsedilen ifade arkadaşlar. Çünkü her birim belli bir kuruluşa ya da gruplara hizmet edecek biçimde bir yapıya sahipse hizmet edilen kurumlar esas alınarak yapılan örgütlenmedir. Bizden istenen. Dolayısıyla cevabımız belli oldu. Ve geçiyoruz son 2 soruya artık. Seçilen işler, bireyler ve iş yerleri arasında yetki ilişkilerinin kurulması faaliyetlerinin tümüne ne ad verilir? Arkadaşlar bugün ama kavram tanımı sizlere sunduk. Alın bir kavram daha. Biz neden bahsettik arkadaşlar? Tabii ki örgütlenmeden. Seçilen işler, bireyler ve iş yerleri arasında yetki ilişkilerinin kurulması faaliyetleri örgütlenmeyi bize çağrıştırır. Cevap Denizli seçeneği olacak bu soruda diyelim. Ve son soruya bakıyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi? Yönetimin ana fonksiyonlarından biri değildir. Evet, planlama yönetimin ana fonksiyonlarından biri. Organizasyon aynı şekilde bunlardan biri. Denetim yine yönetimin ana fonksiyonlarından biriyken finansman yönetimin ana fonksiyonlarından biri değil arkadaşlar. Onun üstündeki mekanizmanın görevidir finansman durumu. Diyelim ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize başarılar diliyoruz. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.